Her görüşmemizde işbirliğimizin geleceğine dair ümitlerimiz daha da artıyor. Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz. Burada bir hususu açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Türkiye, herkesin malumu olduğu üzere kültürel mirasın korunması noktasında örnek alınan bir ülkedir. Sayın Başbakan'a da belirttiğim üzere Kariye Camii'mizi 2020 yılında aldığımız karar sonrasında titiz bir restorasyon çalışması sonucu yeniden ibadete ve ziyarete açtık. UNESCO kültür varlığı olan her bir eserin korunmasına milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunulmasına büyük önem veriyoruz. Kariye Camisi de yeni kimliğiyle herkesin ziyaretine açıktır. Biz pozitif gündeme bu minvalde somut ve yapıcı fikirlere yoğunlaşmakta kararlıyız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Başbakan ve kıymetli heyetine ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin ve imzalanan anlaşmaların başta ülkelerimiz olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Miçotakis'i bu kez yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin müteakip toplantısını gerçekleştirmek üzere yeniden Ankara'ya bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, sevgili Tayyip, hanımefendiler, beyefendiler. Ben şundan başlamadan edemeyeceğim. Öncelikle olağanüstü misafirperverliğiniz için size ne kadar müteşekkir olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Bu 4. Ankara ziyaretim, yani son 10 ay boyunca gerçekleştirdiğim 4. ziyaret oldu ve bu ziyaretlerin sayısı da şunu gösteriyor: aramızdaki iki komşu olarak aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Ve bu pozitif ilişkiler çok olumlu bir günlük yaşamı gerçekleştirmemizi yardımcı oluyor. Ve tabii ki biz Atina'da gerçekleştirilmiş 5. Yedek toplantısından ve imzalanan mutabakat zaptı ardından bu olumlu gelişmeleri devam ettirmeye kararlı olduğumuzu gösterdik. Özellikle güven artırıcı önlemler ve başka pozitif işbirliği ajandası bizim yöremizde istikrarı sağlayacak önemli önlemlerdir. Bu yaklaşım elle tutulur sonuç vermiş bulunuyor ve tabii ki bu sonuçları kazan kazan zemininde elde etmiş bulunuyoruz. Mesela ekonomi, ki siz kendiniz buna değindiniz Sayın Cumhurbaşkanı, yani yatırımlar artmıştır ve ekonomik anlamda işbirliği, ekonomi işbirliği, ticaret işbirliği hacmi gün be gün gelişmektedir. Aynı zamanda geçen aylarda biz Avrupa kararları ışığında da
Türkiye'nin Avrupa fonlarından bu konuda faydalanabilmesi için çalışıyoruz. Ve azınlıklar meselesinde de dile getirdiğiniz gibi beşeri bir dostluk köprüsü rolünü üstleneceklerini sanıyorum. Azınlıklar iki ülkenin renkliliğine katkı bulunmakta. Trakya'da Hristiyan ve Müslüman nüfus çok ahenkli bir şekilde bir arada yaşamlarını sürdürmektedir. Daha önce de altını çizdiğim gibi azınlıkların dini bir azınlık olduğunu Lozan Anlaşması çerçevesinde görebiliriz. Ve tabii ki burada eşit vatandaşlık ilkesi ışığında bu Müslüman vatandaşlarımıza Yunan Devleti'nin yine bu ilke sayesinde iyi davrandığına inanıyorum. Müslüman azınlığı biz Yunanistan'ın sosyal ve kültürel hayatına katkısı çok büyüktür. Ne yazık ki Türkiye'deki Hristiyan azınlığın sayısı ufalmıştır. Ancak burada da tabii ki dini özgürlük ve Hristiyan eserlerinin UNESCO anlaşmalarında ve şartlarında öngörüldüğü gibi koruma altına alınması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü açıklıkla ve samimiyetle dile getirdiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı, Kari Cami'nin tekrar bir ibadet yeri olarak işlev görmesi bizim için üzüntü yaratan bir gelişme oldu. Bu olağanüstü mekanın bütün insanlığın bir eseri olduğunu, bütün insanlığa ait olduğuna inanıyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşme fırsatını elde ettik. Bizi çok